Efendim herkese yeniden merhaba. Kiev yeniden patlama sesleriyle uyandı. Fakat bu kez dünyayı ve Rusya'yı şaşırtan gelişme Ukrayna ordusunun hava savunma sistemlerinden kaynaklanan bir başarı öyküsüydü. Gerçekten savaşın gidişatını değiştirebilecek bir çalışma gerçekleşti bu sabah saatlerinde. Yani 14-12-2022 sabahı itibariyle. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tam 13 adet drone veya füze ateşlenmişti ülkenin başkentine dönük. Hedefleri bölgedeki sivil yerleşim alanlarının elektrik ve su sistemlerini yok etmekti. Fakat daha henüz Patriot'a ulaşmamış ve mevcut hava savunma sistemleri yenilenmeye çalışılan Ukrayna ordusunun bu hava savunma sistemleri 13 füze ve drone'un hepsini 11'ini havada yakalamayı başardı. İki tanesinin hedeflerine ulaşabildikleri ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Zelenski gurur duyduğum açıklamasıyla bu gerçekten savaşın gelişimini büyük ölçekte değiştirecek olayı dünyaya duyurmuş oldu. Bunun temelinde ne var? Bir ihtimal Rusya'nın artık elindeki çok geçmiş Sovyet sistemi füzelerini kullandığı yönünde bilgiler var. İki, hava koşulları, soğuk hava koşulları nedeniyle kullanılan plastik bölümlerinin zayıflığı çerçevesinde İran dronlarının artık savaş şartlarına uyum sağlayamadığı, iklim nedeniyle doğru düzgün işini yapamadığı yönünde bilgiler var. Her ne olursa olsun 13 tane füze veya drone'un hedefindeki Kiev'in kendini savunmuş olması Rusya açısından moral bozucu bir gelişme kuşkusuz. Ve bu çerçevede baktığınız zaman da gerçekten yeni bir dönüm noktasına doğru ilerliyor muyuz ona da bir bakacağız. Şimdi gözüm tabii ki benim Dinyeper Nehri'nde. Çünkü her son aldıktan sonra Dinyeper'de bir köprü başını da tutan Ukrayna ordusunun her son tarzı bir ilerleme projesiyle Dinyeper'in doğusunda yerleşik Rus birliklerini yerinden etme ve Melitopol'e doğru ilerleme harekatını devam ettirdiğini görüyorum. Son olarak Moloçna Nehri üzerindeki bir Melitopol'e dönük lojistik hattı açısından son derece önemli bir köprüyü havaya uçurdu Ukrayna. Bu nedenle o bölgedeki Rus birliklerinin lojistik destek açısından çok ciddi sorunlar yaşamakta olduğu da belirtiliyor. Bu tür gelişmeler daha önce hep size de ifade ettiğim gibi her son bölgesinde de çok yaşanılmış idi ve zaman içinde Rusya o bölgede tutunamayacağını anlayınca kendi aldığı bir kararla Dinyeper'in diğer yakasına geçmişti. Şimdi anladığım kadarıyla Zaporijya ve Herson'un güney bölgesine dönük harekat devam ediyor. Bu bölgede toprak biraz daha donması halinde. Çünkü hala daha biraz çamur ama donacak. Donduğu zaman da tam anlamıyla asfalt oluyor. Yani tarlalar tanklar açısından bir asfalta dönüşüyor. İşte o olduktan sonra sanıyorum amfibi birliklerini de o bölgeye kaydırmış olan Ukrayna ordusu Melitopol'e dahi doğru harekatını devam ettirecek. Bahmut'ta ise şaşırtıcı bir savaşla karşı karşıyayız. Daha önce de ifade ettiğim gibi Rusya bütün güçleriyle nedense oraya yığılmış vaziyette. Genel olarak askeri uzmanların söylediği orada çok büyük kayıplara neden olan Rusya açısından da Ukrayna açısından da ama Rusya'nın neden bu kadar ısrarla çok kayıp vererek bu harekatı sürdürdüğü konusu ancak ve ancak Putin'e siyasi bir başarı öyküsü hediye etme gayreti olarak değerlendiriliyor. Çünkü her yıl Aralık ayında yapmayı gelenek haline getirdiği 20-25 yıldır yaptığı
o uzun basın toplantısını Putin bu yıl iptal etti. Fakat Bahmut alınırsa belki de yapacak. Onun beklentisi de çok yüksek herhalde. O bölgede önce bu Wagner grubunun hapishanelerden falan topladığı, yani savaşırsan işte senin cezan düşecek, üstüne para da kazanacaksın dediği mahkumlardan oluşan eğitimsiz grupların birinci cephede değerlendirildiği ve onların imha olduğu belirtiliyor. İkinci grup olarak seferberlikte alınmış gençler gönderilmiş Bahmut'a. Onlar da çok ciddi kayıplar vermiş. Şu anda Salt Wagner grubunun saldırısı altında ve tabii ki yumuşatılan bölgelerde de Rus askerlerinin ve Wagner'in devam ettiği yoluna yönünde bilgiler var. Bahmut düşebilir mi? Evet, düşebilir. Hala düşebilir ama bir türlü düşmüyor. Bir de o var yani sonuç itibariyle. 90 bin nüfuslu bir şehirmiş. Şu anda yerinde yer ile yeksan bir şey yapıyor. Yani yok öyle bir şehir. Yeniden yapılacak bir gün. Şey değil. Belarus'ta bir hareketlilik yürütülüyor. Biliyorsunuz Alexander Lukashenko uyanık bir adam. 30 yıldır ülkesini yönetiyor. Müthiş bir muhalefet var kendisine karşı ama çok özel OHAL kanunlarıyla falan ayakta kalmayı başarmış durumda. Rusya'nın baskısına direniyor, savaşa girmiyor. Fakat o baskıyı da yumuşatmak için herhalde kendi ordusuna bir tatbikat tezgahlamış vaziyette. Sanki böyle savaşa hazırlık şeymiş gibi böyle bir hava veriyor. O da herhalde Putin'e mesaj. Hani bak ben burada onları oyalıyorum falan şeyi ama Ukrayna Sırp Sınır Güvenliği Teşkilatı Sözcüsü var. Andrei Damchenko, ortak harekatları izliyoruz. Belarus baskı altında ama işgale katılacağını tahmin etmiyoruz. Belarus ordusunun konuşlanmasından da böyle bir durum söz konusu değil şeklinde bir açıklaması var. Gerçekten bu yönüyle baktığınız zaman Donetsk, Luhansk ve Harkov'da Rus ordusunun son 24 saatte gerçekleştirdiği 14 büyük saldırının püskürtüldüğü bir cephe gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ve bu çerçevede baktığınız zaman artık Ukrayna ordusunun su ülkenin kuzeyinde, yani Belarus sınırında da olağanüstü bir güvenlik önlemleri zinciri almış olduğunu da görmüş oluyoruz, görüyoruz. Bu yönden baktığınız zaman savaşın bütün cephelerde kilitlenmekten çok karşılıklı olarak bir müddet savunma sistemleri içinde geçeceğinin de işaretlerini fark ediyoruz. Ama gördüğüm kadarıyla Rusya'nın bir türlü lojistik, askeri mühimmat, yeni üretim teknoloji silahlarının cepheye aktarılması gibi konularda sorunlarını çözemediği, Putin'in çok ihtiyaç duyduğu bir iki ay, üç aylık bir sessizliğe bir türlü kavuşamadığını görüyoruz. Çünkü o sessizliğe kavuştuğu an en azından kendi savunma sanayi üzerinden üretimini hızlandıracak, eğitimleri tamamlayacak, kışı atlatacak falan idi. Fakat özellikle Ukrayna ordusunun Herson'un güneyinde, Dinyaper'in aşağısında, Melitopol hattında yığınak yaparak harekatı sürdürmesi, Donetsk bölgesinde özellikle Bahmut'ta çok sağlam bir savunma hattı oluşturması ve zaman zaman Luhansk'a dönük de karşı saldırılar gerçekleştirmesi, hiçbiri bu planları uygulamaya yeterli olmuyor. Bu nedenle de giderek her saniye biraz daha Rusya'nın sıkıştığı bir cepheyle karşılaşıyoruz ve anladığımız kadarıyla savaş bütün yönleriyle kanlı bir şekilde kış koşullarında hiç ara vermeksizin devam edecek gibi gözüküyor.
Takip ediyoruz tabii haliyle. Hoşça kalın.